Yörük, iyi yürüyen, savaşçı, cesur, bilgili, saf, kabiliyetli anlamlarına gelen bir tabirdir. Başlıca geçim kaynakları koyun ve keçi olan, mevsimine göre ova veya yaylalarda kıl çadırlar kurarak yaşayan Oğuz Türklerine yörük denir. Yörükler koyun ve keçiyle o kadar özdeş duruma gelmişlerdir ki, aşiret isimleri bile kara keçili, sarı keçili, ak koyunlu ya da kara koyunlu olmuştur. Fakat günümüzde göçer hayvancılık yapan yörük sayısı geçmişe göre azalıyor. Sosyal ve ekonomik şartların değişmesiyle birlikte bir Türkmen kültürü olan göçer hayvancılığın azalmasına rağmen, Mersin'in dağlarında yörüklerin son temsilcileri hayvancılık yapmaya devam ediyor. Gönül Çil'le Torosların belki de son yörüklerini ziyaret ettik. Koyun ve keçiyle beraber Torosların da koruyucusu olan bu insanların dertlerine kulak verdik. Güzelim. Bak ben seni tanıyorum. Sen de beni tanıyorsun. Evet. Sen Mersin'in yörüklerindensin. Evet. Yani hayvancılık yapan. Evet. Göçebe demek ot neredeyse oraya göçmek aynen, demek. Aynen. Kışın sahilde yaşıyorsun. Ilıman bir yerde. Aynen. Yazında burada yaşıyorsun. 3 ay, 4 ay burada duruyorsun. 6 ay, 7 ay buradayız. 7 ay duruyorsun. Senin şimdi en büyük sıkıntın ne? En büyük sıkıntım yem. Yem. Mazot. Mazot. Saman. İkisi. Saman. Saman o kadar değil. Yemine mazot. Yemine mazot. Aynen çok. Şimdi bu meralarda ot çok olsa, yani yem bedavaya gelse, büyük de bir mera olsa, hayvancılığı bırakın mı? Bırakmam. Hiç bırakmam. Tutarım 2'den aylıkçı. Evet. Başında gücüm yetmezse tarif edeyim. O güder ben de yani ev işlerini yaparım. Sen de savan. Aynen. Ondan sonra peynir yapan, tereyağı yapan. Aynen. Çoluğa çocuğa kurbanlık beslen. Aynen. Kuzu üretin. Et üretin. Üretimi süt, bırakmayız yani. Süt üretin. Peynir üretin. Tereyağı üretin. Üretin. Ha, şimdi sana bir şey daha soracağım. Ben öyleyim çünkü. Sen bu hayatta yaşamaktan rahatsın. Yani bu hayatta yaşarsın. Ya bu doğal hayatı kim sevmez ya. Başkası herkes yaşayamaz sevmez. Ama. Mesela benim kızlarım da yörük. Ben doğurdum yörük ama getirsem yaşayamaz. Yapmazlar. Ama sen yaşıyorsun. Yapmazlar, aynen. Bundan da rahatsız değilsin. Rahatsız değilim ya. Ülken çok için, süper. Vatanın için üretmeye devam. Ya doğal yiyecek, doğal. Ha. Milletin sağlıklı yaşaması için doğal yiyecek. Üretmeye üretim. Devam. Aynen. Başka ülkeden satın almak gibi değil. Yok. Onlar kim bilir ne biçim geliyor. O zaman ne diyoruz? Devlet bizi desteklerse. Biz de malcılığa devam. Üretim, üretim, üretim. Aynen. Malcılığa devam diyoruz. Devam. Bu böyle giderse. Bu mazot böyle giderse. Yem böyle çıkarsa. Saman böyle giderse. Güdecek mera bulamazsa. Güdecek mera zaten herkes azalır. Satacak. Hep millet satlık edik hayvanı. Herkes satlık edik. O zaman da eti nereden alırsalar alsınlar. Et, ne bileyim suni et üretecekler. Bu sefer de hastalık çoğalacak. Türkiye bitecek. Seni anlayacaksın yani. Türkiye evet. Bitecek. Evet. Tertemiz havada. Tertemiz oksijende. Bunlar bu seneki ürettikleri kuzu. Bunları
geçen senenin kuzusu, bu senenin kuzusu kurbanlığım içinde karışık adam olmayacak. İkisine beraber bakıyorum. Hmm. Eğer ben bu yemim ucuz olsa ben bir adam tutarım. Ayrı ayrı bakarım. Daha çok üretirim. Yem pahalı olunca üretim az oluyor. Şimdi bunları salacağım, haltılarını kaşıyacağım. Yine döndük dolaştık suya geldik. Su olacak. Sulayacağız. Yemi çok üreteceğiz. Hayvancı aynen. Da yemi alacak. Üretimi aynen. Çoğaltacak. Aynen. Döndük dolaştık su. Türkiye kendi yemini kendi üretecek. Ha. Tarlalar boş yatıyor. Boş, gübreler pahalı. Gübreler pahalı olunca millet ekmiyor millet ekmiyor. Tarlalar boş yatıyor Türkiye'de. Çok tarla, çok mera var boş yatıyor. Bomboş yatıyor. İşte gübreden kaynaklanıyor bu da abim. Gübreden şimdi kaynaklanıyor. Sana devlet bir mera gösterse ve o merayı da ıslak iste. Yani hayvanın yemediği otları temizlese. Bazı taşları böyle set yapsa. Hayvan varınca içeceği suyu da kıştan yere depolar gömsek. Mazot deposu gibi. İçine de kışın su doldursak. Kıra varınca o suyu çektin güzel kadar sana yetse. Orada da yaşarsın. Ne güzel o zaman. Orada da yaşarsın ne güzel değil o mi? Zaman tabii. Ha. Ne güzel bak su için tanker taşıyoruz. Görüyor musun? Paranın yolun alıyor, altından iki damla su vardı. Hayvan içecek de besleyecek. O suyu kepçecilere yaptırdık. Hı-hı. Altına depo yaptırdım yolu. Buradan alıyoruz hayvanın tankerine akıtıyoruz. Kullanıyoruz. Hı-hı. Yani yetmediği zaman da depodan getiriyoruz. Yörük traktörüne tankeri takacak. Gidecek depedor. Saatten geçen sudan dolduracak, aynen. Su parası ödeyecek, onunla hayvan sulayacak, onunla üretim yapacak. Aynen, bu düdük işte. Böyle giderse ötmez. Ötmez abi, ötmez. İşimiz zor. İşimiz zor. Bizim işler zor. Genç adam ister ya. Yaşlı adam işi değil. Yani üretim kendimize anca yetiyor. Adam bulamıyoruz. Ucuza kimse gelmiyor. Herkes çocuklar işler. Durmuyor. Çocuklar burada hiç durmuyor. Bizi kurtarmıyor diyor çocuklar. Çocuklar gidiyor çalışıyor ama geliyor hafta sonları gene yardım diyor. Onların sayesinde ayaktayız biz. Onlar yardım etmese gene yok. Gene yok. Gene yok. Biz de gelirimiz olduğu gibi çocuklara veriyoruz. Çocuklar da gitti çalışsa da doymuyor. Yok çocuklar yetmiyor. Bak sen, az önce sen geldi. Desteklemesen. Ben destekliyorum çocukları. Ha, peynirini veriyorsun. Peyniri gider, yumurtası gider, kışlık sütü gider. Yoğurdu gider. Hepsi gider, hepsi. Ha. Kurbanlık eti gider. Ha. Gelirler sucuğunu da yaparız. Bayramda burada sucuğunu da yaparız. Evet. Öyle bir de büyük mal keseriz. Bayramda. Bayramda kuyruklar kalıyor ya. Evet. Kuyrukları toplarız. O kestiğimiz fazla malı sucuk yaparız. Çocuklar dolaba koyar, yerler. Bayramda. Buradan sen desteklemesen oynaşıyorlar olmuyor. Yani bak, çalışmış gözüküyorlar ama meydanda bir şey yok. Çocuklar bak kolima yapar, buzdolabı yapar, çamaşır makinesi hepsi yapar ama karnını zor doyuruyor. Mazottan gidiyor. Demin çocuk anne diyor aylık 30 milyar alıyorsam 1 milyar açıktayım diyor. Az önce 3 milyar 200 milyon para verdim oğlum kredi kartını yatır dedim. Kredi kartını yatırdım çocuğa. Çocuklar öyle geçiniyor. Anne gelmiş 60 yaşına. Tam anne, 60 yaşında. Anne tam. Kuzu besleyecek. Anne bayramda sattığı kurbanlıkları burada kestirecek. Kesiyorum anne ya. Çocuklara birer tane kurbanlık kesecek, et verecek. Veririz anne çocuklara peynir yapıp verecek. Anne çocuklara süt verecek. Anne çocuklara yoğurt verecek. Anne çocuklara süzme verecek. Biz çocuklar desteklemesek. Çocukların tenceresi kaynayacak. Aynen. Yoksa güya sanayi yapıyorlar. Aynen. Buzdolabı tamir ediyor, klima tamir ediyor, televizyon tamir ediyor. Ama tenceresi kaynamıyor. Yakıda gidiyor, yakıda gidiyor. Hele de bu sene. Ben bu yaşamakta. Bu sene hele de. Yakıda başkelemiyoruz diyor çocuklar. Yakıda. Yakıt bak, yakıt pahalı olunca yemci buraya yemi getirmedi. Çocuklar her hafta sonu arabaya doldurup getiriyor yemi. Her hafta sonu. Az önce çocuk gene getirdi yemi bize. Pahalı olunca yemci de çıkmıyor buraya. Bizim işler zor. Zor, güzel. Hayvancılık bitmek üzere. Yani hayvancılığın son demleri yaşanıyor bu yıllarda. Hayvancılığın sorununu bildiğim için böyle çadır çadır gezip herkesin derdini dinleyeceğim. Vallahi. Çadır çadır sıkıntılarınızı çözeceğim. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Şimdi sana bir şey soracağım. Sor. Bu Mersin'in dağlarında rastgele bir yörüğün kapısına varsam beni misafir alır mı? Alır. Yörüğün misafir almadan kimse almaz. Yörük alır. Ben farklıyım. Yörük alır. Kabul eder. Yörük şu oradan biraz kese ben acım dese yörük karnını doyurur. Evet. Evinde hiç bulamazsa peynir
koyar, zeytin koyar, yoğurt katar, çay demler, karnını doyurur gene gönderir. Evet. Yorun evine geldikten sonra aç kalmak imkansız yani. Severim kaynanamın adını hiç duydun mu? Çillerde Meyrem Çil. Duymadım. Duymadım. Çil kocayı duydun mu? Ya duyuyorum Çillerde de. Ha. Meyrem olarak duymadım. Ha, Meyrem benim kaynanam, Çil koca da kaynbaba. Bu ünlü Çil koca kaynbaba. Şey yeng evlenenlere 30 yazmış verirmiş. Bakta çoğalt diye. Evet. Ben de çok biliyorum şimdi. Çocuklarına. Yeter ki bu çocuklarımı kurtardım. Başka garibanlara vereyim. Garibanlara verecek. Çocuklarım her biri bir işinin başında. Vallahi bizim mahallede fakir çok aşağıda afet evlerinde. Hı. İnsanlar kurban alıp kesemiyor. Asgari ücretle çalışıyor bak. Hı. Bu söylenmez ama benim çocuğum kurbanı kesti mi diye bir tane fazla kesiyor. Buradan gönderiyoruz. Kesmeyenlere dağıtıyor orada. Hı. Yeri geldi mi kendi kurbanında dağıtıyor. Bir but koyuyor kendini evine. Benim Mustafa'm öyle bir insan. Evet. Öyle bir insan. Evet. Yani biz her zaman yiyoruz zannediyor. Biz içindeyiz. Burak gelip de seninle tanışan kızım her sene iki tane koç keser. Hı. Evinde bir kilo etik olmaz. Hı. Oturduğu apartmana dağıtır. Bir bol koyar kalanını götürür dağıtır işte mahalleye. Ben kuzu keserim. Benimkini yiller kendininkini dağıtırlar. Ne güzel. Ben yörük olmaktan, bu hayvancılığı yapmaktan, vallahi hiçbir üretmekten hiç gurur duyuyorum. Sen de kendinle gurur duy. Aynen. O üstü başı temizler. Bizim üstümüze bakmasınlar. Biz belki ekmek vermez. Belki biz bizim üstümüz kirli olabilir. Ayağımız çamur olabilir. Ama biz üretiyoruz. Üretmekten de gurur duyuyoruz. Hem de doğal üretiyoruz. Doğal üretiyoruz. Doğal. Benim çalışkan vatandaşım. Doğal üretiyoruz. Allah işinizi gücünüzü rast etsin. Sağ olasın. Biz seni daha fazla tutmayalım. Kuzular aç. Kuzuları aç. Hadi kuzuların yemini dök. Ben bunları dışarı salacağım. Ha, salacak bu diyecek. Salaydı bırak. Ya, bunların içinde bir de gütüğü var. Ufağı var içinde. Haydi. Çık çık yapmana yardım edeyim mi? Yok dur. Gütüğünü önüne toplayayım. Haydi. Ufağını. Dur bana da ver bir değnek. Yok içinde değneğe gerek yok. Ha, işte hora öyle akar kan. Bu tarafına gelseniz oradan daha güzel. O daha küçük. Küçük işte daha götürdüm eve geri kaçıyor bunlar. Hmm. Daha gitmiyor bunlar. Hmm. Bunları buraya çok kapı seçiyorum. Bir haftalık. Bu mu? Hmm. Bayağı oldu. Bak kız. Bak annem cep daha. Dünkü yağmurda ıslandılar baktılar. Hmm. Abi buyurun musun? Konuştum. Buyurun. Deve var mı deve? Deve yok. Allah mı? Deve gitti satıldı. Yapma lan. Heye. Develer hep mağazada kaldı. Ha. Ali Bey sen mi? Heye. Ali Bey mi? Heye Bolacalı Ali değil mi? Heye sen? Ben de Gomilçiliğim. Bunu duyuyoruz kendini yiyip görüyoruz. Lan müdürüm gördün sen ya ne arıyorsun? Nasıl iyi mi? Abi, dertlerini dinliyorum. Abla, buyur. Şöyle kuzu var mı sattık? 1, 2, 3. Böyle bunun çok gibi bunlar. Bu arkadaş benim asker arkadaşım. Bu torunları alıverecek. Valla bir tane anasını emmeyen biri var. Bir tane değil abla ya. İki tane alacağız. İki tane, üç tane. Üç tane mi? He. İki olur, üç ya, olur. Analarını emiyor. Şimdi ben de diyeyim. Adam olmazsa da bir şey diyemem ki. Ha, nerede amadalı ya? Şunlar ne kadar? Şunlar? Onlar da büyük onlar ya. Onları satmayız ablam. Şimdi onlar küçükken satmak mı zaten kazanamıyoruz. Ali abi biliyorum. Azıcık yetiştireceksin ki yemini kurtaracak. Masalını ya kurtaracak. Biz Doğan'ın oraya gidesin var da. Hı. Ulan dedim bir soralım. Bunları da tanıdık. Acaba varsa hiç gitmesek falan dedim.
Allah işte kendi burada olmayınca bir şey demiyor ama bir tane yani sakarın bir tane bir şey var. Anası almadı emdiriyoruz onu da. He emdirme. Sakız yani. Onu satsan olurdu ama fiyat ne diyecek Ahmadalı? Fiyatı ben de konuşurum ya. He konuş sen ne diyorsun? Bir bulayım huzur getirelim. Bir getir öyle beri getir bakalım ya. Ya yörüğün sorunu biter mi? İşte, yörüğün derdi biter mi? İşte anlat. Süt düşmüş 1 lira. Arpa çıkmış 10 lira. Yumurta olmuş 25 kuruş. Peynir olmuş 150 bin lira. Yani. bu yörüğün çilesini kim şey yapacak? Üreticinin. He, üreticinin hakkını kim savunacak abi? Ne yapacağız biz? Üretici kim destekleyecek ki? Bak bu var ya anasıyla beraber satlık bu. Mahalleye anası. Kaçıyor anası bunun. Şunun anası. Şu kahverengi şey mi? He. Satlıcı olduğun bu mu? Dişi satıcı mi? Satıcı oldum bu. Dişi. 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 Ha şöyle sal bakalım. Felaket kaçıyor ama. Emme. Kaç lira vereceğiz buna? 400 lira veririm ona. 400. Evet. Beş kırpım an kadını. İki tane veririm. Bir tane, bir tane daha bulur versin paran. İki tane veririm ya. Anasını emiyor. Şimdi tekrar yörük tekrar doğurmaz onlar. Biliyorum işte bunu nakallar. Sen bunu iyi bilirsin. Sen yörüksün. Ya nasıl almadı? İşte iki tane olsun bir tane bir bağır. De, bir de şu siyahı al aga ha. O erkek mi? Onun anasını yemiyor. Ya, anasını yemiyor. Erkek mi? Ya fark etmez. Kişi fark etmez. Vermiş ya. Anasını yemiyor. Olmaz. Sen tamam. Ya bilmem ya. Ta oraya gitmesek. İki tane yapabilsek keşke. Yok, yok, bir tane ile idare olur mu? Nasıl olur? Bir tane çok bağırıyor. Ya iki tane hayır. Olursa en azından birbirine tabii şu yatarlar. Çift olmaz, bakması zor olur. Çift olmaz, bakması kolay olur. Ekiz mekiz yok mu hiç? Ekiz yok, ekiz olsa doğuracak koyun var ama. Bir ekiz olacak mı? Bekliyoruz onu da. Yakın şöyle şu onları satman değil mi? Onun dişilerinden böyle onların ya daha onları dikerek yanına bir yoldaş. Öyle bir şey yapabilir mi? Bak. Dişi olsun, önemli değil. Yani kızlar ikiz ya. Hı. Bir tane aldınız. Bu süt ister ama bu. Gelir alırız. Şimdi senden ben de her zaman bulamam sütü. Ben de sütlüler ne süt koyar ne peynir koyar. İnek sütü bulamam. Süt az. İnek sütü emdireceğim. Koyun sütü o yağlı gelir bu kuzu yak yok. Ya diyor. Koyun sütü kadar da yarayan bir şey yok ama en güzel koyun sütü yağlı. Evet inek sütü de olur yani. Ya abla be. Bak işte ya öyle bu ancıklardan. Bunları sen satıp ancık bunlar. O böyle azıcık şeyrek ufarak olsun varsın. Çiftleşme zamanı gelip demek gazeteci yörüğün derdi çok büyük. Kardeşim kesilmiş yok mu? Yörüğün derdi çok 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 üreticinin derdi çok bilmem şeyin derdi çok adam geliyor 68 lira canlı kilo bir mala 5000 lira diyorsun adam yalla. Benim o kadar param yok, o kadar maaşım yok. Arsalar uçmuş, evler uçmuş. Ne bileyim. Allah yardımcımız olsun ya. He. O dişi mi? Hayat. Bura ufaklarını bura topluyor hala. Ha. Bunlar yaramazlık yapıyor. Daha da durmuyor. Tamam tamam biliyorum, bilirim. Bilirim onu, bilirim. Meşe ağacını tükettiler. Hayvancılığın piri meşe. Kokunu soktular ormandan. Kardeşim. Efendim abla. Mesela. Tanışalım. Sen hangi yörüklerdensin? Ben bol hocalı yörüklerden Süleyman Cesur. Süleyman Cesur. Heh. Ben de keşifli yörüklerinden Çiller ailesinden Gungun Çilin. Evet. Çil kocanın geliniyim. Memnun oldum abla. Ha.
ben öyle çadır çadır gezip bu yörüklerin sorunlarını dile getirmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Memnun oldum. Şimdi bu seneki kurbanlığa canı 65 lira fiyat kesildi. Memnun mu? Kurtarıyor mu? Hayır, asla kurtarmıyor. Ha, fiyat yüksek. Maddiyat yüksek. Kesilen yüksek fiyat ama yem karşısında akaryakıtın yüksek olmasından dolayı eriyip gidiyor. Hiçbir şey öğrenmiyoruz. Ben bak dünden kasap götürdüm. Efendim mesela koyunlarımı komple kıç kırma toptan sattım, kasaba verdim. Kes, bitirdin yani üretimi. Bitirdim, bitirdim, bitirdim. Üretimi durdurdum. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü zararda çalışıyorum. Zararda çalışıyorum. Yani bütün i̇şte, anneleri kestirdin. Bitti, iş bitti. İş bitti. Yani benim artık üretmeyeceğim. Artık kasap gittiği zaman gideceğim, birlikten üyeliğimi düşüreceğim. Düşüreceğim. Tarım Bakanlığı'ndan da düşüreceğim. Ya tabii. Vay, artık bundan sonra bundan sonra üreten bir vatandaş değiliz. Asalak bir vatandaşız. Olmaması lazım. Olmuyor, şimdi yok. Sen olur, ben yaşlıyım demiyorsun devlete. Yok. Bana yardım yok. Edin demiyorsun. Yok. Yok. Bana yaşlılık maaşı verin demiyorsun. Bana işte paket dağıtın demiyorsun. Yok, yok, yok. Kendi kendine yetiyordun. Aynen, kaç aynen. Çocuğun var? Aynen. Benim 3 oğlum var. 3 oğlum var. Oğlanlarına da yetiyordun. Oğlanların ne iş yapıyor? Yetiyorduk. Büyük olan markette çalışıyor. Küçük yanım da üretime devam ediyordu. Evet. Ortancıl. Küçük de yeni askere gitti. Yeni askere. Ha, bir de orduya asker verdin. Yani. Ondan sonra bir tanesiyle üretime devam ediyordun. Yatıyorduk. Ama şimdi üçü de işsiz. O da bıraktı. Ben de bıraktım. Hepsini komple kışkırma sattım yani. Ama şimdi toptan. Üçü de işsiz kaldı. Öyle. Üçü de asgari ücrete talim edecek. Öyle. Et gitti, süt gitti, hepsi, peynir gitti, hepsi, süzme gitti, yumurta gitti, hepsi, para da gitti. Hepsi gitti. Abla bana 30 lira, 35 lira destekleme veriyorlar. Evet. Ben hayvan başına 1500 lira masraf ediyorum. Evet. 1500 lira. Benim sattığım efendim bu seneki masrafım 350 bin lira. Sattığım hayvan 300 bin lira. Yani şunu diyorsun. Ben destekleme falan istemiyorum. İstemiyorum. Yeter benim ki. Yemim ha. Niye böyle pahalı? Ha, benim öyle benim meramı niye imara açıyorlar? Öyle. Benim çiftçi öyle. Ürettiğim yeri neden imara açıyorlar? Öyle. Üretim yapacak yer kalmadı. Öyle. 4 tane müteahhit mi doydu diyorsun. Abla, aynen bu. Aynen dedi. Bu. Mesela bu tarlada ben 40 yıldır buradayım. Bu tarla satıldı. Site kurulacak buraya. Hı. Site kurulacak. Başka çadır kurulacak. Benim ağır yapacak yerim yok. Ondan sonra yem almış başını gitmiş. Mazot 30 liraya aşmış. Evet. Şöyle bir şey olsa hayvancılık yapar mı? Bir yasa çıksa. Deseler ki o yasada dinse ki hayvancılık yapan göçerlerle üretim yapan, hani üretim ziraata kayıtlı şimdi eskiki gibi değil. Tabii. Biz de kayıtlıyız. Öyle mesela mi? Bizim adımızı girdin mi Tarım Bakanlığı'ndan görünüyor. Yani. Ziraat yapan da adını girdin mi ziraat bölümünden görünüyor. Muhakkak. Hayvancılık yaptığı, üretim yaptığı, ziraat yaptığı, üretim yaptığı belgeli, kayıtlı insanları mazotu 2 liraya veriyoruz deseler. Yapar mı geri? 2 lirayı bırak 5 liraya mesela gene yaparım. Oy çak bir tane. 5 liraya mesela gene yaparım. Ay efendime söyleyeyim. Benim. Şimdi yaylada benim evimin olduğu yer. Benim kendi babamdan kalma mülkümdü. Evet. Mülkümdü. Evet. Ben yıllarca izlemişsini hatırladım. İki bir tane satıcılardan dolayı gittim. Müracaatımı yaptım. Milli Emlak Müdürlüğü'nde parasını yatırdım. Bekle gelecek. Gittim yokladım. Yok. En sonunda dediler ki ormana ayrıldı. Hı. 111 dönüm arazi. Evet. Elinden aldılar. Aldılar. Şimdi içinde yetişmiş bahçem ne var? Bir 150 tane ağacım var. Evet. Ağaçları kaldır diyorlar. Tarım yapamıyorum. Burayı ekeceğiz diyorlar. Ben nerede yapacağım? Ektirmiyorlar. Ondan sonra mera olarak da kullandırmıyorlar. Bitiyor. O da bitiyor. Meranı elinden aldılar. Aynen. 150 dönüm meranı, 7 ay içinde durduğun meranı elinden. Ama bundan Orman Bakanlığı'nın haberi yok. Yerel yönetimler yapıyor. Orman Bakanlığı'nın haberi yok. Neden yok? O 2B çalışması yapanlar da düzgün yapmışlar. Kazustra Müdürlüğü'ne göndermişler. Kazustra Müdürlüğü yanlış yapmış, ormana vermiş. Benim de gücüm yetip de çözemedim maddi olarak. Yanlış değil o. Yanlış. Bir dakika. Evet. Yanlış değil, bilerek yapıyorlar. Bak, Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin üstünde bir oyun oynanmış. Sen gidemezsin diye. Bu bizim Akdeniz bölgesi. Bak şu fındığın altına bile zeytinek olur. Yerel bitkisi. Zeytin ve keçi boynuzu. Hı. Gemileri getirmişler.
denize durdurmuşlar. Erkekler savaştayken kadınlara demişler ki işte kömür o zaman 5 liraysa zeytin odunun kilosu 5 lira. Geç boynuz odunun kilosu 5 lira. Ama kokunu da sokacaksınız demişler. Çünkü zeytinle geç boynuzu ölümsüz ağaçlar. Doğru. Meşede toprağına bir keskine çıkar. Yani. Dut ölümsüz ağaç. Yani. Ondan incir ölümsüz ağaç. Doğru doğru doğru. Böyle bizim Akdeniz bölgesinde olan ölümsüz ağaçlar var. Sen bilin, görürsün. Tabii, tabii. Tek tek bilin. Tabii. Kesme ölümsüz ağaç. Peynar ölümsüz ağaç. Hı. Meşe ölümsüz ağaç. Hı. Ölümlü ağaç, ardıç, çam, katran, iledin. Bundan kalanı bu bölgenin ağacı, makisi ölümsüz. Evet. Onu öldürebilmek için kökünü de istemişler. Doğru söylüyor. Kökünü de sökmüş kadınlar aç kalınca. Evet. Götürmüş gemiye doldurmuşlar, Akdeniz'in açığına dökmüşler. Denize dökmüşler. Türkiye'nin üstünde o oyunun daha büyüğü oynanıyor şimdi. Şimdi oynanıyor. Hayvancılığın ve üretimi bitirmeye çalışıyor. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Şimdi bunu biz geri döndürmek zorundayız. Çünkü biz devlete çatmayana bir şey kazanamayız. Hayır, hayır. Devlet bizim devletimiz. Yani. Asker bizim askerimiz. Evet. Millet bizim milletimiz. Evet. Biz ne yapacağız? El birliğine böyle programlar yapacağız. Evet. Gözlerine sokacağız. Doğru söylüyorsun oğlum. Ha, doğru. Gerekirse savaşacağız. Doğru söylüyorsun. Gerekirse dövüşeceğiz. Hayır diyeceğiz. Senin o elinden aldıkları merayın önceki parsel numarasını al gel bana. Orman Bakanlığı'na göndüreceğim. Söyleyeyim. Yaz bir yere not al. 171 ada bir parsel. 171 ada bir parsel. Bir parsel. Meramı elimden 111.489 metrekare. Şimdi o zaman sen şöyle diyorsun. Benim meramı elimden aldılar. Evet, ben evet. Hayvancılık yapamaz oldum. Evet, yapamıyorum. Bedava meram benim için bedava yemedi. Yani ben 6 yedi ay orada en az 7 ay orada geçiriyordu. Kışın 3-4 ayda yemine besliyordum. Yemine besliyordum, yapıyordum. Şimdi yem aldı başına gitti. Meram elimden aldı. Mazot uçtu çıktı, tavan yaptı. Hı. Yapacak gücüm kalmadı. Artık üretimi bıraktı. İkinci cümlende mazotu 5 lira yapsınlar. 5 lira yapsalar ben ne yapar eder yaparım. Gene yaparım. Giderim bir yerden kuzu alırım. Yaparım. Üretirim diyor. Yaparım. Daha kuzum var. Ha. Sende kuzum var. Dişi kuzum var. O zaman yeni seneye koyun onu. Yaparım. Yaparım. Ama destek istiyorum. Ama mazot desteği. Bu şekilde yapamam. Bu şartlarda yapamıyorum. Çünkü zararına çalışıyorum. Zarar ateşten kuran elektrikçi yerini yakar. Oradan gelmişler. Burada bir türüdü mezarlığı var. O türüdü mezarlığı dinen yere kamp kurmuşlar. O zaman da en büyük erkek çocuk 16 yaşındaymış bu dağda, yörüklerde. Hep askere etmiş erkekler. Kadınlarla 15 yaşında, 16 yaşında erkek çocuklarına yine üretime devam etmişler. Evet abla, yolda gelirken İki yetiştiricimizle konuştuk. Evet. Değil mi? Hı-hı. Fatma Hanım biri. Fatma Hanım, öbürü de Süleyman Bey. Öbürü de Süleyman Bey. Bolacalı aşiretler, yörüklerinden Süleyman yörükler, Bey. Has beyaz yörükler ikisi de bu yörenin evet. insanları. Evet. Ondan sonra durum kötü. Evet. İşler acısı abla. Evet, işler acısı. Pek parlak değil yani hayvancılık evet. adına. Zaten bitkisel üretim de öyle de. Ama yörüklük daha can çekişiyor. Son nefeste. Hayvan bir yetiştiriciliği son nefeste. Yani bir de yörükler bütün zorluklara rağmen üretiyorlar be abla. Evet, evet. Şimdi Cemciğim, millet olarak akıllı çocuklar istiyoruz. Zeki çocuklar istiyoruz. Zeki çocuğu büyütmek emek ister, sabır ister. Bir de protein ister. Proteinin zekayla en direkt bir bağlantısı var. Avrupa ülkeleri domuz yiyorlar. Protein ondan alıyorlar. Onlar domuzu seviyorlar ama biz yemiyoruz.
Ama biz domuz yemiyoruz ama biz o proteini almamız lazım onlarla. Hayvansal yani. Proteini almamız Hayvansal lazım. Proteini almamız Özellikle lazım. Özellikle yetişme çağında. Ha, onlarla Avrupalı'yla yarışabilmek için. Evet. Bir de bol oksijenli doğada gezen tavuk yumurtasını yemesi lazım çocuklarımız. Bu gezen tavuk dedik. Gezen yani. Tavuklar. Mesela bu dağı görüyorsun. Şurada. Burada bir yörük olsaydı. Bu oturduğumuz yere bir çadır sıvar. Sıvar. Hayvanlar da bu ormanın içinde yayılsaydı. Adamın 100 tane de tavuğu olur. Hiçbir şey istemez de ormanda yayılır. Evet. Açık hava, bol oksijen. Bir de günde bir kere de yem attı mı işte protein. Ne olacağı da 100 tane çocuk protein alacaktı. Şimdi ne yaptık? Tavukları kattık kulübenin içine. Evet. Tavuk kendi nefesini geri alıyor. Kendi pisliğini kokluyor tavuk. Oksijen %10. O ahırların içinde. Artı yeşil ot yok. Yem diyor da yem yiyse ne yemese ne. Proteinlikten çıkışıyor. Ne yaptılar tavukları kulübelere katmak için? Tavuk çiftliği dünya kulübelere katmak için. Kuş gribi diye bir hastalık çıkardılar. Köylünün tavuklarını, yörüğün tavuklarını bizi ağladı ağladı Unakıdan diye bir bakan vardı, Maliye Bakanı. Maliye Bakanı'nın Unakıdan'ın oğlunun çiftlikleri vardı. Başlıyordu. O zaman o tavukları cayır cayır fırınlarda yaktılar. İtlaf ettiler. Binlerce ırkı var tavuğun. Türkiye'de, Anadolu'da yaşayan tavuk ırkı veterinerlere ve şeylere sor, binlerce ırkı var. Kartalına dövüşen ırkı var tavuk. Kartala kendini yedirmiyor. Evet. Dilkiyle dövüşen ırkı var kendini. Dilkiye kendini yedirmiyor. Yoksa bu dağda yörüklerin tavuğu kalır mı? Ne yaptılar? O ırkları hep yaktılar. Ha, şimdi nerede bulacağız çiftlik yumurtasını? Köy yumurtası, yörük yumurtası nerede? Yok. Yörüğün tavuğu yok, yumurtası yok. Ha, yörüğün tavuğu yok, yumurtası yok. Köylünün de yok. Köylünün de yok. Zaten köylerde şey de yok. Hayvansal ürün de yok yani. Yoğurttur, peynirdir, süt. Köylü tüketici oldu. Tüketici hale geldi. Köylünün ineği yok. İnek de ahırlarda. Zenginlere ait her şey. Aşırı zenginlere. Tabanın yok, tabana yayılmayacak. Onlar zenginin işçisi olacak. Bir kısmı çok zengin olacak. Bir kısmı çok fakir olacak. Çok fakir, çok zenginin kölesi olacak. Firavunluk sistemi. Evet. Firavunluk sistemi buydu. Firavunluk sistemini geri getirmeye çalışıyorlar. Bu da modern firavunluk, modern, modern kölelik. Modern neydi? Arkasında 20-30 tane zengin var, çok değil ki. Yani işte günümüzün şeyi. Ha, günümüzün zenginlik. Firavunları. Peki abla, şimdi bu sistem böyle de bu meralar, özellikle küçükbaş hayvancılık deyince bu meraları anlıyoruz. Evet. Şimdi Süleyman Bey de mesela söyledi orada, değil mi? Evet, evet. Sen de çok değindin. Yani meraları hayvancılığa biz kullandırtamıyoruz. Evet. Kullandırılmıyor. Yani mesela orman arazileri, ormanlar için de geçerli bu. Ormanların içerisine hala sokulmuyor. Böyle bir düzen var, hala böyle bir sistem Bak, var. Cemil, şimdi biz bir dikme ormanın içindeyiz. Zamanında biz buraları elimizle diktik. Bu dağlar hep dikik. Cıplardı bu dağlar. Bu dağların böyle yeşildi. Her metrekaresinde senin emeğin var yani. Her metrekaresinde kazmam var. Bu dağlarda dönümlerce 100.000 dönüm orman diktik biz. 100 dönüm değil. 100.000 dönüm. 100 tane 1000 dönüm. Of of. Buradan kaç yıl boyunca? 25 sene diktik. 25 sene boyunca. Şimdi bak, buradan senin arabayla gitmez. Yüksek bir çit tabin olacak. Buradan gideceğiz. Bu dağlardan seninle çekmeyle bitiremeyiz. Tamam, diktik. Ormanımız büyüdü. Şimdi artık bu ormana koyun ve keçi zarar veremez oldu. Ne zarar verecek koyun keçi ona? Daban dallarını yayılsa yangını önler. Bak şimdi buranın içinde şurada aşağıda geldiğimiz yörüklerin koyunu geziyor. Hani nerede ot şimdi şöyle olsaydı kurudu mu ne olacaktı? Biz burada otururken sigara izmarisi düşmesin diye bakacaktık, yangın çıkardık. Yangını geriden gözetlemeyle, neyle, söndürmeyle önleyemeyiz. Kötü niyetli biri yoldan geçerken bir mercek atar, yangın çıkar. Çakmak atar, yangın çıkar. Ki öyle oldu geçen sene. Evet.
Durduramam ki yoldan geçen adamı. Yakıldı. Ha, adam sigarasını atar yangın çıkar. Kola şişede içtiği pep şişesinde ıcıcık su kalır atar. O su merceğe dönüşür yangın çıkar. Dağlarda bazı değerli taşlar var. Onlar biz görmesek de güneş vurdu mu ısınır. Onlar bile çıkartır. Onlar da yangın çıkarır. De yarı değerli taşlarımız var bizim, çakmak taşı dediğimiz. Güneş tam denk geldi de ısındı mı yangın çıkarır. Hmm. O zaman biz habire yangın mı söndüreceğiz? Habire yangınına mı uğraşacağız? Habire ekonomimizi havadan yangın mı şey edeceğiz? Bak orada bir köylü şey yapmış gördüğüm günden. Kışın doldurmuş havuzunu su boşa karken. Akıllı köylü. Yazın da bahçesini sulayacak. Senin hoşuna gitti. Devlet yapmış zannettin. Yok dedim, bu vatandaşa ait. Evet. Vatandaş bazı konularda ileride. Yapay bir havuz yapmış. Ha, yapay bir havuz yapmış. Hem de çok ucuza yapmış. Hı-hı. Şeyi kullanmış. Plastik çadırı serivirmiş. Naylonu. İçine de suyu doldurmuş. Yaz boyunca yetecek bahçesine. Kışın boşa karka doldurmuş. Bu ormanların içindeki şöyle küçük küçük suların önüne öyle havuz yapmamız lazım. Yangın için. Bir de bu göçebeler sürüsünü sulasın diye. Çok önemli. Değil mi? Göçebeler, yani göçebe hayvancılık yapanlar da susuz. Ha, bak şimdi şurada bir su gördük. Adam ne dedi o kadın? Biz dedi suyu tankerine getiriyoruz. Mazotu alıyoruz. Ya. Traktörüne getirdiğimizden suyu satın almış oluyoruz dedi. Hele hele 30 lira olmuş mazot. Ha, mazot 30 lira olmuş dedi. O suyu satın alacaksın. Yemi de satın alacaksın. O zaman sen ne kazanacaksın? Benim suyum da boş akıyor. Bak şurada bir su gördük değil mi? Boş akıyor. Akıyor boşa. Hı hı. O suyun ona buraya diyelim 300 tonluk bir havuz yaptık. Burada yangın çıkarsa bu yörüklerin hepsine mesaj göndersek tankerini dolduran koşar. Yani hem orman yangını söndürmek hem de hayvancılığa su. Hem de hayvancılığa su. İki tane amacı var. İki tane önemli şeyi burada halletmiş oluyoruz. Halletmiş yani. Oluyoruz. Artı o hayvancı koyunla keçiyi ormanın içinden serbest bırakacağım. Yerel yönetimler Ankara'ya doğruyu söylemiyor. Hmm. Belediyeler. Yok, böyle ormanın içinde çalışan yeşil yeşil maaşlı memurlar var ya. Onlar. Orman memurları mı? Orman memurları. Hmm. O orman memurları çok film çeviriyor. O orman memurları göçebelere neler diyor? Bana bunu vermezsen buradan kalk git diyor. Buranın Allah'ı benim diyor. Eziyet ediyor yani. Eziyet ediyor. Geliyor bana bir kuzu ver diyor. Ve bunu hala yapıyorlar. Yapıyor. Benim bir yıllık peynirimi ver diyor. Orman benden sorulur diyor. Ben seni buradan kaldırırım diyor. Bir saatte rapor yazıyor. İşte 3 yaşında fidanların içinde yakaladım. Haydi 100 milyar zarar geliyor hayvancıya. Koyunu satıyor, o zararı ödüyor, koşup gidiyor. Nerede? Apartmanın bodrum katında kapıcı. 100 bin lira ceza kesiyor. 100 bin lira ceza kesiyor. Orman müdürlüğünün arşivine bakın, trilyonlar ceza vardır. Hep bu göçer hayvancılık yapanlara, yörüklere. Yörüklere. Başka bir şey daha var. Adam bir arazisi var. Babasından sonra dedesi, dedesinden sonra onun dedesi. 300 yıldır o aile ekmiş biçmiş. Atatürk ne demiş? Tarla ekenin, koyun da güdenin. Adamın kadastro geçerken ya aklı ermemiş, ya bir yanlışlık olmuş veya onun başında görevini dürüst yapmamış. Adamın 30 yaşında yetişik bahçesinin yerine orman yazmışlar. Geliyor memur. Bak sen buradan ekmek yiyorsun. Bana şu lirayı vereceksin. Hem de elden vereceksin. Kimse görmeyecek. Bilmezsen ormanını sokarım. Bahçeni sokarım. Çatır çatır söküyor. Hem de devletin kepçesiyle söküyor. Bu ağaç üretim veriyor. Buradan devlete milli servet geliyor demiyor. Ankara'da adam bak Cumhurbaşkanı diyor ki ormanda bahçesi zeytinliği olanlara verilecek verin diyor. Çıkarın orman dışına diyor. Biz buraları dikerken şöyle düşündük. Bu dağları dedik dikeriz. Hem sel olmaz, hem çığ olmaz, hem de suyumuz çoğalır. Sahili de
tarım arazisi yaparız. Sahili çok küçük durmadı. Hepimizden al. Elimizden aldı. Şimdi zenginler site yaptı. Hayallerimiz suya düştü yani. Hayallerimiz suya düştü. Bizden giderken orman. Bir daha bakıyorsun başkanı, başkası ben satın aldım diyor. Yani bir bakıyorsun oturduğun evin yeri hazine. Ne olmuş bilmem. Belediye imar yapmış. Ora bölmüş, bura bölmüş, bura bölmüş. Bizim 22 dönüm tapımızı 22 bölüğe bölmüş. Gönül abla, o zaman yani yörüye yar olmuyor bu dağlar. Bu ya, dağlar, bu meralar yörüye yar olmuyor. Ya ranta açılıyor yani şeye, betona. Evet. İşte yazlıklar bilmem ne falan. Evet. Ki burada geçerken gördük, meraların üzerinde de böyle binalar yapılmış. Ya da işte ormana sokulmamak isteniyor. Yani bu ülkeden sokulmayarak kökeni yörük Türk olanın bir tarafa kaçıp gitmesi isteniyor. Çocuklarımız da bakıyor bakıyor. Çocuklarımız süper zeki. Böyürke proteinle büyüyor. Yumurtayına, etine, peynirine, bol oksijene. Bir daha bakıyoruz çocuğumuz Amerika'da. Bir daha bakıyoruz Fransa'da. Bir daha bakıyoruz Almanya'da. Gelmiyor. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Sen beyin göçü demeyene bitiremezsin bu işi. Peki abla, bu meralarla ilgili ne yapılabilir? Meralarla ilgili bir, ormanların içine keçi ve koyunu serbest edeceksin. Keçinin koyunun gezmediği bir karış yer kalmayacak. Bak, ağaç 3 metreyi bulan yere hiç koyun zarar vermez. 3 metre olacak. Hatta şöyle söyleyelim valla, orman memuru bunu yapması lazım. Yani evet, orman memuru gelip diyecek ki buyur geç diyecek. Buyur ya, buraya geç, gir. Şuradan şurayı güt, yangın olmasın diyecek. Orman memuru diyor basma diyor. Geziyor basmayacaksın diyor. Bir de şeyler var abla, orman alanlarının dışında bazı meralar var köylere ait. Mesela köyün tapulu yerleri oluyor mesela. Evet, evet. Ama bakıyorsun köyde hayvancılık yapan kimse yok. Yok. Ama hayvancılık yapmak isteyip orayı kullanmak varana isteyen, da el etmiyorlar. Yeri de sokmuyor. Burada ne yapılabilir? Orada devlet o meraları köyün adınaysa da şahıs adınaysa da geri aktarması lazım. Hayvancılığı açması Hayvancılığı lazım. Açması lazım. Merayı el etmiyor biz adam. Diyor ki bu benim koyunun merası. Gelsen vururum diyor. Giremezsin buraya. Giremezsin diyor. Bu sadece Türkiye'nin her yanında. Her yanında tabii. Ondan sonra bizim yaylalarda tapulu meralarımız vardı. Kendi şahsımıza tapulu. Bir de baktık orman demişler. Ormana döndürmüş. Bir de öyle bir şey. Orman bitmez ki kırda. Diksen de bitmez. Şurada az daha gittik mi ötesinde bitmez. Kışın donar ölür ağaç. Belli bir rakım var. O karşısında orman bitmez. Her sene diksen bitmez. Soğuk olur. Çok soğuk olur. 10 metre kar yağar. Dondu mu karın içinde ağaç ölür. Orada zaten doğal olarak ağaç olmaz. Ağaç yani. Olmaz. Belli metrede olur. Öte yanda Konya'da olur. Bu yanda olur ama o zirvede olmaz. Peki abla, biz bu ormanlaştırma sevdasına biz üretimi baltalıyoruz değil mi? Ya orman da olsun. Orman evet, olmasın güzel. Oldu artık yeter. 30 yıldır sabrettik. Büyüdü. Geçsinler havadan görüntüsünü çeksinler. Ama içinde koyun ve keçi olsun. Koyunun keçinin olmadığı orman mutlaka yanır. Baş çıkamazsın. Burada diyelim ki 100 bin dönüm ormanı. Hadi budatalım ikimiz. Alt dallarını keselim yangın çıkmasın diye. Budayalım. Kaç trilyon gidecek? Ama onu koyun ve keçi budayacak. Doğal olarak yapacak. Doğal olarak onu yapacak. Koyun ve keçi alt dallarını yedim. Ağaç okar okar büyüyecek. Okar okar büyüdüğümde kuruyan dalları ağaç atacak. Bir de şunu unutmayalım değil mi? Allah bunu söyleyelim yani sürekli. Kapalı ahırlarda işte yemle efendim falan yapılacak bir iş değil bu hayvancılık. Hayır. Bu hayvancılık özellikle küçükbaş, ki Türkiye coğrafyası küçükbaş coğrafyası. Evet. Bu iş meralarla, otlaklarla olur. Meralarla, otlaklarla olacak. Bunun haricinde karlı bir hayvancılık düşünülemez. Bir kere bunu koymak lazım. Ben acımdan ölsem bak. Acımdan ölsem, o gün öleceğimi de bilsem sığır etini yemem. Evet, yemezler yörükler. Yemem. Neden yemem bak. Ya adam dana doğuyor. Dana anadan doğuyor. Anneyi emdirtmiyor. Evet. Dana ayrı bir bölümde. Danayla annenin arasında bir duvar var. Duvarda delikler var. Anne o delikten bağırıyor. Dana da arkadan bağırıyor. Senin bu anneye bunu yapmaya hakkın var mı ya? Evet. O yavruya bunu yapmaya. O yavruya bunu yapmaya hakkın var mı?
Hayvansever dernekleri sırf kediyi köpeği mi seviyor? Ahırlara gelsinler de bir baksınlar madem hayvan seviyorlar. Evet. Niye bu anneyle yavru ayrı? Ve böyle böyle şimdi doğuran inek yavrusunu emzirmeyi bilmez oldu. Annesinden öğrenmedi. Her canlıya bak bu otada. Caşıyan her canlıya, her canlı kendi annesinden öğrenir. Anne karnına düştükten 7 yaşına gele kadar öğretmeni annesidir. Her canlının. Görerek, yaşayarak öğrenir. Görerek, yaşayarak anne bildiğini aktarır. Evet, bir de artı sağlıklı da değil. Sağlıklı da değil. Artı danalar öldü diyorlar. Danalar ölüyor. Ölmemiz sevgi yok danada. Bir boru döşemişler. Boruya da bir biberon takmışlar. Anneden makineyle su dalıyorlar. Orada bir şey var, deponu döküyorlar. Öbür taraftan biberondan içiyor tane sütü. Fabrikasyon. Fabrikasyon. Ya bu kadar olmaz ya. Bak başka bir şey daha söyleyeyim sana. Seni şu anda özgürsün. İnsansın. Tek başına. Seni zincire vurdular. Bir demir filizede orada duracaksın. Şura tuvaletin, orası çıcağın diyecekler. Ayağında da zincir olacak. Ama elin boş diyecekler. Orada duracaksın. Kaç gün dayanabilin? İneklere yaptıkları bu. Evet. Kölelik. Kölelik de ama şöyle bir şey var. Ben sana bir örnek veriyorum. Gençlik niye bu kadar agresif? Neden? Dakika kavga çıkacak gibi. Yolda geçerken işte o tosunlardaki stres etten çocuklara geçiyor. Yemem ben onu. O suretimi yemem. Ama senin koyunun, keçin ne yapıyor? Sporunu yapıyor. Güneşini görüyor. Havasını da alıyor. Aynı insan gibi evde yatacağı saat belli, merada yatacağı saat belli. Senin görmediğin bile otları yiyor. Senin daha adını bilmediğin otları yiyor. Ki burada işte ne otlar var değil mi? Abi? Arı gibi. Kekik var şurada, ne güzel kokuyor. Kekik var, civan perçemi var, acı yavşam var, ayrık var, azıttı hepsi. Hepsi ilaç zaten hepsi bunlar. Hepsi ilaç. Hayvan ilaç niyetine otları yiyor. Zaten ilaç niyetine de bir ürün veriyor sana. Et ve süt veriyor. Et ve süt abla veriyor. O zaman şöyle demek lazım. Yani sağlıklı bir nesil için. Sağlıklı bir nesil için. Sağlıklı et bizim demek lazım. Sağlıklı et. Sağlıklı et üretmemiz lazım. Avrupa'yla bilgide yarışabilmemiz için çocuklarımızın koyun ve keçi etini yiyip proteinini alması lazım. Sağlıklı ette küçük başta. Sağlıklı bu merada ette küçük beslenen, başta. Küçük başta bu. Artı Türkiye'nin bir şansı daha var. Çok büyük bir şansımız var. Dünyadaki hiçbir millette olmayan bir şansımız var. Bizim bir yaban keçimiz var. Yanaldırız biz onlara. Geyik de değil, bizim elimizde keçi de değil onlar. Yaban keçisi. Ayrı bir ırk. Gezer dağlarda Anadolu'da. Bu yaban keçisinin dünyada nesli tükenik. Sadece bu Toros dağlarında var. Bu Toros dağlarında öyle yerler var ki 10 bin, 100 bin yaban keçisine yeter. Niye oralarda yaban keçisi üretmiyoruz? Bırak oralı. Benim evde soyba yeşil küpeller var ya, o yaban keçisinden. Böyle bir proje var zaten, sen de onun içindesin değil mi abla? Evet, içinde fikir babası benim, yazdım yolladım. Yetiştirilip dağlara sarılacak. Yetiştirilecek. 2 yaşına geldi mi dişileri tekesiyle birlikte ormana götürüp bırakıvuracağım. Gelmez geri. Onlar doğal olarak üreyecek orada. Üreyecek. 10 sene ahırda bak ona. 11. sene doğasını görsün. Ertesi gün seni tanımaz. Çıkar gider dağın zirvesine. Havayı bilir o. Hangi ayda dağda tepede duracak, hangi ayda dibinde duracak bilir. Sadece yapacağımız o boş dağ böyle dağdan mağara uymak. Kışın yatsın diye. Bir de suyu olacak. Bir su bulacak, dolanacak, dolaşacak, gelecek, o su içecek. Suyun önüne böyle tekneler yapacağız. Diyelim ki su orada, önüne bir tekne. Teknenin önüne bir tekne. Su tekneden tekneye akacak, dolacak. Yaban keçisi de günde bir kere, bazen 5 günde bir içer. Hava serin ise. Bu da Türkiye'nin et ihtiyacını karşılar mı? Yani Türkiye'nin hepsini karşılamaz ama. Hepsini karşılamasa da %25'ini karşılar. Büyük bir katkısı olur yani. Yani direkt. Ha ne yapacaksın ona? Yılda bir kere yetişmişini. Şimdi ilerledik.
şey mermi şeyler var. Biz köpeklerimizi bir yerden bir yere götüreceksin. Veterinerlerimizde uyuşturucu silah var. O necisi onu biliyorum. Tık bayıltıyor. Köpeğimizi arabamızına götürüyoruz. Oraya vardı bayıltıyor. Ondan yapacağım tık 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 toplayacaksın. Orada keseceksin. Evet. Etini de götür. Evet abla. Peki abla, son sözünü alalım. Programı bitirelim. Son sözüm hayvancıyı da köylüyü de kurtarmamız lazım. Üretime değer bilmemiz lazım. Bu göçebelere, bu mazotuna, yemine el atmamız lazım. Destekleme, meslekleme vermeyle bu iş kurtulmaz. Ormanlarımızı da mereye açmak lazım. Hazır merelerimizi de ıslak etmek lazım. Islak şu. Hayvanın yemediği tikenleri temizleyeceğiz. Bazı çok verimli tohumlar var. Yer yoncası var. Dün orada gösterdim sana. Onların tohumundan çoğaltıp merelerimize ekmek. Bir tane tohumu çatal keseri vuracağım, kapatacağım. O bir çıktı mı artık orada ölmez. Milyonlarca sen ölmez. Aynı orman gibi. Bir de iyi sağlıklı meralar için de hayvanları oraya sokacağız ki onların dışkılarıyla da sağlıklı meralar için de mutlak içinde hayvan olacak. Ha, burada bir şey daha yapacağız. Hayvancılar da gübresini satmayacak. Tepesine vuracağız. Satmayacağım bu gübreyi falan yere dağıtacağım diyeceğiz. Bunu da yapacak olan tarım ilçe. Onlara da büyük hayvancılık düşüyor. Bölümü. Orada oturmayacaklar. Gezecekler. Sen ne yaptın gübreni? Hesap edecek. Kaç hayvan var önünde? 500. Kaç ton gübre çıkar? Şu kadar. Bu gübre başını duracak. Geleceğim bir yere satma. Tahmin edecek. Hadi ben dağıt. Traktörün burada. Bu gübreyi dağıt güttüğün nereye? Diyecek. Traktöre yükledirsin. İki kişi biner üstüne. Traktör yavaş yavaş gider. Kuryeni atarsın. Atarsın. Üç dört sene öyle gübreledin mi? Bitmez olur. Ot bitmez olur. E ot bitmedi. Çöl oldu. Gübreyi satıyorlar. Onlarda da var yanlış. Dünyada ormanların gençleştirilmesinde ve yangına karşı korunmasında çokça kullanılan koyun ve keçinin ülkemizde halen ormanın düşmanı gibi görülmesi çok üzücü. Ormanda özellikle meşelerden çok iyi faydalanan keçi ve koyun, sağlıklı ve ekonomik bir et, süt kaynağıdır. Dağın otundan bize protein kaynağı gıdalar sunan küçükbaş hayvancılığı engelleyerek ülkemize en büyük kötülüğü yapıyoruz. Günümüzde hayvancılığın en büyük sorunu olan yüksek yem maliyetleri sorununu çözmenin yollarından biri, mera ve çayırlarımızı hayvancılığımıza açmaktır. Unutmayalım ki hesaplı hayvancılık ucuz yemle mümkündür. Önümüzdeki programlarda buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Gelemedim şu alanın başına, bakmadılar gözümün yaşına, kurban olam da boş duran daşına. Yürüdüm yürüdüm, sel bulamadım, ormanım yandı da göl bulamadım. Yedi düveli gezdim de akıllın el bulamadım. Kurban olam yayla senin daşına. Pınarından akan su boşa gider. Ormanım yandı mı zalımın boşa gider. Nerede birisi var, başa gider, kurban olan bu yaylanın daşına.